Hayatta karar vermesi en zor şeylerden biri çocuğuna isim koymak. Hakikaten çok zor bir şey yani. Biz de iki çocuğumuza da isim koyarken bayağı bir uğraştık. Çünkü hayatına karar veriyorsun yani. Hayatı boyunca öyle seslenecek falan. Aranızda böyle ismi çok enteresan olan... ben ismimi koyarken çok zorlandık diyen bir ebeveyn de olabilir. Var mı böyle ismi enteresan olan biri? İsminiz? Roni. Ne demek? Aydınlık demek. Aydınlık. Evet. Memnun musunuz? Yani zaman zaman. Ne zamanlar memnunsunuz? Yani memlekette memnunum da ama Batı'ya falan gelince biraz... burada aslan olarak biraz zorlanıyor insanlar. Telaffuz söyleyeyim mi? Roni demeye mi zorlanıyor? Evet. Peki her seferinde böyle isim açıklıyorsunuz, şeyini mi açıklıyorsunuz anlamadım. Şeyden bahsediyorlar bazen. Manchester United'da var ya Roni. O da Roni. Ben de Diyarbakırlı Roni. Teşekkür ederiz. Alkışlar gelsin. Teşekkür ederim. Evet, şimdi bakalım. Çocuğuna isim koymakta zorlanan bir çiftin hikayesini izleyeceğiz. Çocuğunuza isim geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Ne oldu? Kızım çağırdın, alel acele geldim. Allah Allah, ne oldu söylesene. Ay nerede kaldın sen hep? Nerede kaldı? Geldik işte, bir aksilik mi oldu, bir şey mi oldu? Ay yok, bir aksilik falan yok. Otur şöyle bir sakinleş. Telefondan da söylemedin, korktum ben de ya. Ya tamam. Bir şey mi oldu? Yok bir şey, ben seni böyle çok önemli bir şey söylemek için çağırdım Hıfsı. Niye telefondan söylemiyorsun, korkutuyorsun adamı, şey yapıyorsun burada. Seni kadar bile şey yapmıyorlar ya, konuşamıyorum da. Bir konuşsam neler anlatacağım. Fark ettim. Of, magazin programı bu, az sonra telefonu. Söyle işte bana telefondan. Ay tamam ya. Şey, ben ne? Bugün doktora gittim de. Ha? Ben artık iki kişiyim Hıfsı. Yok ya. Kendine haksızlık etme, en fazla 1,5 kişisin. Kilo falan almadın öyle. Öyle onu... Ya Hıfsı, doktora gittim diyorum. Aramıza bir birey daha katılacak diyorum. Ha, doktor tanıdık çıktı, akşam yemeğe kaldı. Bir tabak daha koyarız. Koyarız bir tabak daha, ne olacak ya? Hıfsıcığım, canım benim. Ha. Bu evde artık 3 kişi olacağız diyorum. Artık 3 kişi mi? 3 kişi. Annem bize taşınıyor değil mi? Yok ya. Kızım ev tuttuk ona, ne güzel köyden niye gelip... Lan Hıfsı, minicik, yumuk yumuk biri olacak diyorum. Anan yumuk yumuk değil, yamuk yumuk. Bana bak Hıfsı. Şu hamile halime bakmam, bir çakarım sana görürsün ya, ha. Ya çakarsın sen. Neyi, hali mi? Hamile. Sen hamile misin? Hamile. Sen hamile. Yemin et kız. Vallahi. Allah çarpsın desene bir kere. Allah çarpsın ki. Yemin et. Yemin ederim. Evet. Allah'ım çok güzel ya. Evet. Ama bilmiyorum. Kızım Allah aşkına niye bunu... Otursana şunu. Sabahtan beri niye bana diyorsun, yok ben kilo aldım, yok o doktor gelecek bize, yok efendim annem bizde kalacak falan. Bundan daha önemli bir haber mi var ya? Yapmasa mıydık acaba ya? Allah'ım ya. Ay, inşallah sana çekmez. Baba oluyoruz lan. Evet. Baba oluyoruz. Agrik 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 oğlumuzun cinsiyetinin bir önemi yok ki. Hiç yani. Sağlıklı olsun da kızımız. Ne diyorsun ya? Ne diyorum lan ben hakikaten? Çok ya heyecanlı. Neyse bak, haberi aldım ama ondan beri isim düşünüyorum ya Hıfsı. Ha, yani isim. Kız da olsa, erkek de olsa... yani isim önemli sonuçta, adıyla yaşayacak abi yani. Abi yani çocuk adıyla yaşar insan ya. Ya diyelim erkek oldu. Ha. Tamam mı? Ne olur sence, var mı aklında bir isim? Var. Hı. Benim aklımdaki... Yok, çok kötü o. Daha söylemedim ya. Yok, senden iyi isim çıkmaz. Ben lafımı geri aldım, yok. Allah Allah yok, ya. Yok. Aa bak, erkek olursa dedemin adı olsun. Hıncal. Hıncal mı? Hı.
Ya Hıncal olmaz ya. Niye canım, olur ya. Ya adıyla yaşa, bir düşünsene Allah aşkına ya. O ne ya, bir düşün. Oğlum. Oğlum nerede kaldı? Nerede kaldıysan muhakkak iyi bir yerde kalmışsındır da. Çok sinirlendim. Ömer diye bir arkadaşım vardı. Okuldan çıkarken iyi akşamlar görüşürüz dedi. Onun hıncını aldım. Oğlum kötü bir şey demedim. Sen konuşma. Dün bana zorla kapuska yedirdin. Hala hıncım büyük sana. Oğlum anneye öyle denir mi? Manyak mısın sen ya? Sen de karışma. Hani bana hafta sonu araba öğretecektin? Yorgunum dedin, yattın. Sana da hıncım geçmiyor bir türlü. Öğretiriz ya. Öğretiriz de oysa derdin gideriz. Artık öğretemezsin. Ben o sinirle aldım arabayı. Son sürat düz duvara çarptım. Ne? Lan kas kosuyordu arabadan. Oğlum. Şimdi rahatladım biraz. Kas kosu yokmuş. Ya sen niye böyle oldun oğlum? Kimden neyin hıncını alıyorsun ya? Ne bileyim anne. Hıncal demişsiniz. Hedef göstermemişsiniz ki. Rastgele hıncı alıyorum ben. Geçmiyor baba. Geçmiyor. Üstüm başım parçalıyorsun. Kim lan bu? Kim lan bu? Yavaş. Yavaş. Oğlum, Hıncal dur. Hıncal dur. Selamun aleyküm. Yönetici gönderdi de beni. Sizin oğlan şey etmiş, bu bisikleti kabının önüne koymuş. Bir daha koymasın dedi. Elçiye zeval olmaz. Bisikletlerin tekerini kesiveririm dedi. Oğlum sakin, sakin. Sakin, sakin. Sakin, hınç alınmaz. Allah! Oğlum dur. Yapma. Oğlum dur, yapma. Vurma yavrum. Vurma çocuğum, yapma. Aa, babaya vuruyor. Aa! Aa vuruyor. Aa! Evlat böyle mi olan? Geçti, geçti. Ha? Geçti. Kendine gel, tamam. Tamam, hıncal olma. Fazla mı kaptırdın? Fazla kaptırdın. Tamam, hıncal olmasın. Böyle tamam. Böyle ya, hıncal ne ya? Tamam. Şey yaparız, babamın adını koyarız. Vural. aynı şey. Tamam, amcamın adı olsun Öcal. Sizinkiler de birbirlerine sinirlenip sürekli çocuk yapmışlar ha. Ay tamam ya, Allah Allah. Tamam şöyle düşünelim. Nasıl? Ya ne bileyim, böyle bir hikayesi olsun. Ya mesela senin adını nasıl koymuş annen, hatırlıyor musun? Ha, bak şimdi çok güzel bir yere denk geldin. Ha. Şimdi bana hamile annem o yani, dönemler. Tabii. Cam siliyor tamam mı? O şey var ya. Hıfs hıfs. Hıfs hıfs diye. Nereden aklına gelse bana da hıfsı. İsmini koymuş. Hıfs. Ne güzel hikaye ya hıfsı. Evet. Allah'tan tuvalet temizlemiyormuş. Ya fışkı olaymış adı. Ha, sen geç de sen. Hadi benim yine içe. Senin ne NBA ismin? Ne var, babam basketbol seviyormuş. Hem anlamı da çok güzel. Cennetten düşen ilk basketbol tanesi. Allah'tan Euroleague falan izlemiyormuş. Evet. Ne koyacak? Euro mu koyacak çocuğu? Hadi oradan. Neyi koyacağız? Ne koyacağız? Benim dedemin ya gel, olmadı. Gel biz bu çocuğun adını benim dedemin adı koyalım. Habib. Evet, Habib olsun. Ay yok. Çok bak, bir şey söyleyeyim. Çok mübarek adam bu. Ay yok ya. Niye ya? Bir düşünsene ya. Esselamun aleyküm mübarek. Aleyküm selam ya, hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Oturun, oturun. Rahatsız olun. Yok. Ya ne yapıyorsunuz? Sen babasın, ne yapıyorsun? Ne bileyim ben böyle... Hoş geldin oğlum. Nerede kaldın Habib? Cuma'dan sonra kahveye uğradım anneciğim. Ah, gördün maşallah mü? Ne kadar mübarek oğlumuz var. Maşallah, maşallah. Habib? Oğlum sen babanın arabasını kaçırıp Hamiyet teyzenlerin arabasına vurmuş olabilir misin acaba? Olmaz da hani. Ben size bununla ilgili çok güzel bir kıssa anlatayım isterseniz. Uf, anlatma kıssa falan ya. Çok kıssa ama. Tamam. Habib bir gün babasının devesini kaçırıyor. Gideyim de şu boş arazide bir drift atayım diyor. Atıyor atmasına. Lakin devenin eyeri kırılıyor. Babası bunu fark ediyor. Eve gelince diyor ki, ya Habib diyor, eğer ki bu eyeri kıran sensen, sana lanet olsun diyor. Habib o ibret dolu cevabı veriyor. Ya baba diyor, senin imtihanın
eğerleymiş. Ya deveyle olsaydı? Subhanallah! Sana bütün arabalar feda olsun oğlum. Biz nasıl böyle bir yumuşadık ya böyle? Birden öyle. Peki oğlum. Hocam ya da bilmiyorum. Nasıl, içinden nasıl geliyor? Bir şey sorabilir miyim? Tabii, tabii. Acaba benim kredi kartımdan 2500 liralık bir oyun harcaması yapmış olabilir misin? Misiniz? Bu bir soru. Yapmış olabilir misiniz acaba? Şimdi bununla ilgili de çok güzel bir kıssa anlatayım size. Evet. Bir gün Habib babasının altın kesesinden bir tanecik altın alıyor. Nasıl olsa büyüyünce öderim kat be kat fazlasını diyor. Babası bunu fark ediyor. Diyor ki ya Habib, eğer ki kesemden altın alan sense sana lanet olsun diyor. Habib orada da ibret dolu cevabını veriyor. Ya baba diyor, oyunda mı oynamaya? Allah! Sabri Bey ne yapıyorsunuz? Ya sen utanmıyor musun şu mübarek çocuğa iftira atmaya Hıfsı? Çok pişmanım. Ne olur affet oğlum, ne olur affet. Çok pişmanım, gerçekten çok pişmanım. Neyse ben gideyim de ikindiyi Eda edeyim. Eda kim lan? Tövbe estağfurullah. Allah. Şş, tamam, tamam, tamam. Geçti, geçti. Hayal ya, bir hayal kuruyoruz. O kadar kaptırma kendini ya. Ay yok Hıfsı, zaten Habib olmasın biz. Kızamayız ki bu çocuğa. Vallahi doğru. Böyle Habib... arası bir yer böyle... Hacı nasıl? Hacı olsa. Hacı mı olsun? Ha. Bir düşünelim. Ya da yok yok, geri aldım. Düşünmeyelim. Sen iki kere mi hacı dedin? Hacı hacı ol. Ha. Ne yapacağız ya? Ya benim... Acaba dizilerden, filmlerden falan mı bir isim mi bulsak ya? Ne olabilir mesela? Ya benim aklıma bir şey geliyor ama... Söyle bakayım bir. Şeye ne dersin? Polat. Bir düşünelim bakalım. İdam bir düşünelim. Nazife anne, bir kahve yap da içelim. Enbiye ben o. Sen Nazife annesin, sen de Ömer babasın bundan sonra. Oğlum önce bir yemek yeseydin. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Bilmiyorum ki. Tamam. Otur oğlum. Ne yaptın? Vurdum. Ne? Vurdun mu? Kimi vurdun? Arabayı vurdum. Oh. Lan. Kaskosu yoktu arabanın. Bir adet. Et, el bombası verdi bana, et. Ama o kadar da... Olur mu canım? Ben senin babanım ya. Senin öpsen acaba? Doğru. Öp, öp. Bükemedin bileği, öpeceksin. Öp. Hadi, hadi. Matematik sınavın nasıl geçti? Azdan az, çoktan çok gider anne. Ha, geçen sefer 25 aldıydı, şimdi 15 almış. Ben çözdüm bunu. Neyse, hadi. Oğlum şu ekmeği kes, hadi bir işe yara ya. Oğlum ben sana bir şey diyeceğim ama kızma, tamam mı? Yani bak sen böyle gidiyorsun, geziyorsun sağda solda. Hiçbir şey yaptığın yok yani, boş gezenin boş kalfası gibi. Gidiyorsun şey yapıyorsun, boş boş racon kesiyorsun oğlum ya. Ben racon kesmiyorum. Ekmek kesiyorum. Lan siktir git! Annem ekmek kes dedi. Ya annem ekmek yap. Başımda mı keseceksin ekmeği? Annem ekmek dedi. Çık git lan buradan, defol. Gelmek için yalvarmadık, kalmak için de yalvarmayız baba. Eyvallah. Zaten kurduğun meskeni yabandır. Senin evin köşk bile olsa bana altından kafestir. Ama varsa bir 100 lira versene. Lan stiklere git manyak, bu nedir bu da ya? O kadar racon kesiyorsun, 100 lira yok lan cebinde. Silahını al, silahını. Sıkarsın havaya belki bu.
Geleceğim burada, gider gelme. Daha gelmez değil mi? Geri gelmez. Gelmez, gittim ben. Çatı gelme lan oradan. Gel. Arkayız lan biz de burada. Gelmez değil mi? Gelmez. Yok, hayır. Ben diziden falan istemiyorum. Yok ya, hiçbir Polat isim da olmadı ya. Of. Ya biz böyle hep şey yapıyoruz, erkek ismini düşünüyoruz da belki kız olacak çocuğumuz. Aa evet, hiç kız düşünmedik. Ne olabilir? Ya benim aklımda bir isim var ama birkaç tane. Ne, mesela, söyle mesela. İntizar nasıl? Ya da Hicran. Hıfsı, bebeğimize ha isim arıyoruz. Müzeyyen Senar'ın yeni albümüne değil. Tamam, o zaman şey yapayım, kafadan mesela atayım, sallayayım mesela. Hiç bak, sıfırladım, beynim sıfır şu an. Nalan. Ha. Nasıl? Öyle düz Nalan olmasın ya. Ha, iki isim mi gibi? Hı. Eski sözlüm Nalan olsun. Sen biliyor muydun onu ya? Biliyoruz herhalde, terbiyesiz. Yok be. Ayrıca intizar beddua demek, hicran ayrılık demek, Nalan da inleyen demek. Ben ha öyle doğmamış çocuğa negatifi bastırtmam. Böyle neşeli bir şey olsun. Neşeli mi? Neşe olsun direkt. Neşe. Ya neşe olmasın ya. Bir düşün ya Allah aşkına. Ne olur bir düşün. Neşe. Ya olma, tamam düşünüyorum. Böyle neşeli bir... Günaydın sevgili ailem. Günaydın babacığım. Günaydın. Günaydın anneciğim. Günaydın, günaydın. Günaydın babacığım. Günaydın anneciğim. Hepinize günaydın. Günaydın. Ah sevgili Can, günaydın. Merhaba Güneş, yakıyorsun yine. Merhaba, hepinize günaydın. Ya bu kızın neşesi insana yaşama sevinci vermiyor mu? Çok güzel bir pazartesi sabahı değil mi sevgili ailem? Evet anne. Evet, bugün yavaş. Kızım, pazartesi senin okulda olman gerekmiyor mu? Ay, ben okuldan atıldım. Ne? Atıldın mı? Evet. Atıldım. Niye biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar kızlar tuvaletinde yangın çıkarttı da. Ne? Yangın mı çıkardı? Ben ilk seferde anlamıyorum ha. Ve beni o kadar çok seviyorlar. Ve bana o kadar çok güveniyorlar ki. Müdüre benim adımı vermişler. Çok iyi değil mi? Kızım sana düpedüz iftira atmışlar. İftira mı? Tamam, olsun. Böylece ben de yeni arkadaşlarla tanışırım. Hem yeni insanlarla tanışmak beni çok geliştirecek. Hayır, hayır. Bunun neşesini ya. Allah Allah. Çok iyi olacak. Her şey çok iyi olacak. Biliyor musunuz? Ve bu kadar şeyi yapmak ne oldu biliyor musun? Bize sadece 100.000 liraya mal oldu. Ne? 100.000 lira mı? Sadece mi? Evet. Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi müdür yaptıracakmış tuvaleti. Yaptırdıktan sonra da faturayı eve gönderecekmiş. Ne kadar iyi bir adam baba. Senin bacakların yorulmasın diye eve faturayı yolluyor babacığım. Kızım. Kızım sen bir düşün, düşün. Bu anlattıkların iyi bir şey değil. Ama düşünebiliyorum ama bence çok iyi. Neden? Çok iyi olacak kızım bana. Kızım bizim kredi borçlarımız var. Biz 100.000 lirayı nasıl ödeyeceğiz? Allah'ını seversen boğazımızdan mı kısalım ya? Babacığım, bana bunu söylemeyecektin. Babacığım, benim 1,5 kilo fazlam vardı. Boğazımızdan kısarsak ben de vermiş olurum. Yavrum, ocağımıza incir ağacı dikmişsin. İncir ağacı mı? Bedava incir. B6 ve potasyum açısından da çok zengin. Ay yok, ben yedireceğim buna neşesini yok, şimdi. Yok. Aa, diyetteyim diyorum, hala bir şey yedirmeye çalışıyor. Gel sana sarılayım anneciğim. Hayır kızım. Taş yok mu lan taş? Sen kaldırım... Kafasına. Yürü git. Dur dur, sen kaldırımları selamladın mı kızım? Hayır. Hayır. Hadi git kaldırımları selamla. Tamam, selam verip sosyalleşeyim. Evet evet. Neşeye boğacağım seni. Eşek sıpası. Neşe, neşe olmaz. Neşe olmaz. Olmaz işte, ben dedim sana neşe olmaz ya. Vazgeçtim, neşe olmaz. Yok yok, unut, unut. Şimdi bak, bu çok neşe, tamam mı? Ben bu kadar neşe istemiyorum. Bu kadar polyanacılık artık yeter yani. Tamam. Çok vıcık vıcık diye yapıyor böyle. Ben sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Yo, beni de bak. Bana daha böyle proaktif bir şey lazım, anladın mı? Proaktif ne ya? Daha böyle hareketli, eylem. Eylem, eylem olsun, eylem. 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 Bir düşünsene bir eylem. Ha, güzel gibi eylem. Leylekler yaşasın, leyleklere özgürlük. Kızım. Yani bütün kuşları biçirdik, bir leylek kaldı değil mi eylem? Can candır anne. Can candır? Can candır. Sen ne zamandan beri gözlük takmaya başladın? Sabah miyop kardeşleri bizi protesto ederken onların ötekileştirilmesine gözlük verdiler. Asıl soru şu, siz neden takmıyorsunuz? Çizdirdik. Bu bir cevap değil baba. Bu bir cevap değil. Siz gözlük takmadınız. Her gün, her saniye, her dakika miyoplara şiddet uyguluyorsunuz. Evet, biz normaliz, siz anormalsiniz diyorsunuz.
Yani siz faşistsiniz. Bak. Öyle. Saçmalama. Kızım Allah aşkına geç şuradan gel bir kahvaltı yapalım bir şeyler yiyelim. Olmaz. Tamam sen geç geç ben hallederim. Geç. Eylem gel sofraya oturma eylemi yap kızım. Olur. Öyle. Estağfurullah ya. Hadi. Afiyet olsun. Hadi güzelce yiyelim. Yemeği. O çataldaki ne? Keçi peyniri. Keçi peyniri. Peynirin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Keçinin sütünden kızım. Keçinin sütü keçinindir anne. Duydunuz mu? Keçiler vardır. Kızım keçiler vardır. Evet biz de yoktur demedik ki ya. Demedik. Babam keçilere hesap verecek. Verdi verdi. Hesaplanmış pazardan. Tamam iyi. Zeytin ezmesi de var. Demo. Ezme mi? Ezme mi? Ezilen mi? Zeytin ezmesi. Ben bütün gün sistematik olarak ezilen zeytinlerin yanında olayım. Siz evde zeytin ezmesi yiyin. Hanım benim bu kızın suratına biber gazı sıkasım geliyor ya. Benim bu evde yiyebileceğim bir şey yok mu? Bak dayak yiyin mi? Ha? Bir daha bu eve sakın gelme. Tamam tamam. Tamam. Hadi yürü git. Yürü. Tövbe tövbe. Ol, yanlış bir tercihte özür dilerim. Tamam eylem olmuyor. Bu da olmadı. Ne yapacağız ya? Ya biz ne yapalım biliyor musun? Bak isim misim koymayalım. Bak benim çözümüm bu. Hiç isim falan koymuyorum. Çocuk büyüdüğünde kendisi koysun kendi adını. Ya ne güzel fikir ya. İyi o zamana kadar da böyle atsız belge, yeni klasör falan deriz çocuğa. Saçmalama. No name. Bir şey diyeceğim. Hah. Meral teyzemin adı. Meral olsun. Meral mi olsun? Bir de onu düşün be. Ya hadi düşünelim. Meral. Hadi peynir, afiyet olsun. Peynir koyuyorum. Ne oldu şimdi? Masadan kalktı. Neyse gelir gelir o gelir. Geri gelir boş. Gelir mi diyor? Gelir gelir. Vallahi yine benim dediğime geleceğiz gibi. Çocuk büyüsün kendi adını kendi koysun diyorum ben son. Kendi de ad koyamaz. Saçmalama yani Allah aşkına. Niye ya? Saçmalama. Sen mi hayal kuruyorsun? Yo sen hayal etmiyor musun? Yo. Biz hayal kuruyoruz. Biz evlatlarınızız biz. Ah maşallah size ya. O kadar da sevinme anneciğim biz çok mutlu değiliz çünkü. Niye kızım? Niyesi mi var ya? Bize koyduğunuz isimler yüzünden. Tanışalım isterseniz ben Serbülent. Abo. Serbü. Muzaffer. Ay. Muzo. Muzo. Niye öyle olmuş ki ya? Niye öyle olmuş ya? Çünkü siz bu isimlerin bizim kimliklerimize etkileyeceğini düşünmeyip kendi egolarınızı bize alet ettiğiniz için. Direkt önermeyi söyle ya. Söyle. Anne babalar düzgün isim koyun çocuklarınıza. Ondan sonra o isimlerle biz bir ömür yaşıyoruz ya. Evet. İlla bir fanteziye kaçıyorsunuz ya. Biraz empati kurun öyle koyun. Hadi gidelim Muzo. Gidelim Serbi. Ne yapalım? Hıfsı, bu ne demek oluyor anladın mı? Bizim... ikizimiz mi olacak? Ana! Ana! Serbi! Şey olsun, Badire olsun, Badire. Badire koyarız, sana da Ser deriz ya. İfrazat mı? İfrazat. Oha geldi böyle zillik bir alkış geldi. Karakterlerini böyle her girdiğinde farklı bir isimle farklı bir karakterle oynayan Hilmi ve Tuğba'ya ayrı bir alkış isterim gerçekten de. Hadi sen de bir girdin çıktın. Bana diyor ki bizi övmüyor diyor. Oğlum unutmuştum biz giriyor çıkalı bana aldı diyor. Sizin vardı sizki işte. Vardı tabii canım. Vardı. Katkımız vardı. Ben hiç replik söylemeden alkış aldım. Gerçekten aldın ya. Bu kadar. Ama hatırlamıyoruz o alkışı. Evet. Seyirci hatırlıyor.
Peki yani bu alkış aldığın role nasıl hazırlandın? Biraz anlatsana bize ya. Durdum. Durdum. Kuliste ara ara durdum. Ben durdum. Gördüm. Benim çıkarım dururum diye şey yaptın gerçekten. Metin sen hakikaten neyi oynuyordun ya? Kapıcıydım bir. Geldim. Her şeylerle girdiğim bir kapıcı rolü vardı. Bayağı oldu. En başta. Metin'i de ayrıca bir alkışlayalım. Kendisi kız babası oluyor. Saatle büyütürsün inşallah kendisi. Adı ne olacak adı? Adı ne olacak? Parla. Bir düşünelim deyip. Net mi bu karar? Net. Öyle mi? Evet. Parla Pıhlıs. Soyadı uyuyor diye. Parla Pıhlıs mı? Aynen. Direkt senin YouTube kanalına uygun bir isim ve adres. Çocuk şimdiden şey yapsın. Ya şöyle bir anı olsun. Şuradaki genel kameraya, Parla'ya bir mesaj yolla. İleride de bu videoyu izlet. Sonra da onu çekip YouTube'a koy, para kazan. Gel ortaya. Parla'ya bir şey de. Parla'cığım, sen daha iyi okullarda oku, daha iyi bir hayat yaşa diye bugün bu kapıcı rolünü oynadım. Bu oynadığı rolle Parla, inan bana öyle çok iyi okullarda okumayın. Gerçekten sağlık ve sıhhatle büyüt inşallah. Bugün zili Parla'dan dolayı Metin çalsın. Vallahi. Üreyerek büyüyor. Çok zevkler. Devam ediyor alkışlarımızla.